Neden kavga ediyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz Spayra'da? He? Bir hiç yüzünden. Şimdi gösteririm ben sana. Ay başkanım. Ya. Yazık. Çok yazık. Nereye gittiğimizi, niçin gittiğimizi unuttunuz mu? Sokak ortasında ilkel insanlar gibi kavga etmek size yakışıyor mu? He? Yakışıyor mu? Gancagül sakin ol. Hayır, bir derdiniz varsa konuşarak halledemez misiniz? Sen onu öğrencilere söyle hoca hanım. Biz öğrenci değiliz. Peki siz genç değil misiniz? Bu vatan, bu cumhuriyet, öğrencisi, işçisi, memuru, esnafı hepimizin değil mi çocuklar? El ele verip çalışarak, konuşarak, anlaşarak onu yüceltmek varken birbirimizin gırtlağına sarılmak niye? Çok iyi konuştun babacığım. Sizler uygar bir ülkede yaşayabilirsiniz diye ne kanlar döküldü, ne bedeller ödendi biliyor musunuz? Bu cumhuriyet ne pahasına kuruldu biliyor musunuz? Siz böyle yapasınız diye mi? Birlik olacağınıza kavga edesiniz diye mi? Hadi şimdi gidin. O törende olmak size yakışmaz. Gidin. Hadi arkadaşlar sıraya girin. Gidiyoruz. Biz Atatürk gençliğiyiz. Hocam o törende yerimiz en önde olmalı. Buradan iletişim uydusu fırlatıyoruz. Erzurum, burada yolcu uçağı üretiyoruz. Bursa, burada güneş enerjisiyle çalışan otomobil üretiyoruz. Olabilir mi? Olacak. Kaan'dan otomobile,
telgraftan Türk satlara, kol gücünden elektroniğe. Biz Cumhuriyet'le daha büyük atılımları gerçekleştirdik. Cumhuriyetimiz 75. yılında bir yaşındaki kadar genç ve dinamik, 1000 yaşındaymış gibi köklü ve güçlü. Hatırlar mısın bizi? Yoksulduk. Ama yoksun değildik. Vatan ve bayrak sevgisiyle doluyduk. Bilir misin? Köşker Hasan'ı. Bilir misin Hasan Tahsin'i? Yemenici Mehmet'i. Nene Hatun'u. Fatma Bacı'yı. Ve onlara önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Biz biliriz. Onlar sayesinde bizim cumhuriyetimiz var. Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Merhaba Türkiye. Bugün Baran. Cumhuriyetimizin 92. yılını yürekten kutluyorum. Kutlu olsun. Ve tabii ki değerli sponsorlarımız Beko, Lassa ve Ave ailesini de tebrik ediyorum. Kutlu olsun. Sadece gri olsaydı bu topraklarda. Yeşilin doğallığından bir haber olsaydık. Beyazın saflığıyla hiç tanışmasaydık. Mavinin özgürlüğünü, sarının sevincini, kırmızının tutkusunu hiç görmeseydik. Ne mutlu ki biz bugün Türkiye'yi tüm renkleriyle yaşıyoruz. Çünkü bizim rengimiz Cumhuriyet'ten gelir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Polisan Home Cosmetics. Bu topraklarda ekmeğe somun denir, kübban denir, arkadaşa dadaş denir, gakkoş denir. Domatese domat, mısıra darı, dağa çiğa denir. Eşe yar denir, delal denir. Çocuğa kızan, pamuğa pambık denir. Kavuşmak sılı olur. Azıcık ecüktür. Tomofil denir otomobile, simide gevrek denir. Ana denir gönülden, mayrik denir, bena denir. Ama özgürlüğe Anadolu'nun her yerinde Cumhuriyet denir. Cumhuriyet. Aydınlığa, güvene Cumhuriyet denir. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Cumhuriyet denir. Bir olmaya 94 yıldır sadece Cumhuriyet denir. Çünkü birlikten Cumhuriyet doğar. Kardeşçe, barış içerisinde mutlu bir yaşam istersen eğer, yan yana bile gelmez denilen renkler bir araya gelir. Çünkü hayat buna değer. İzmir'in iki yakası bir arada.
omuz omuza. Her şey, her şey senin için. Dualarım, duygularım. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Ben onu seviyorum, çok seviyorum, seviyorum, seviyorum. Duyanlara, duymayanlara, biz onu seviyoruz, çok seviyoruz. Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun. Seviyorum. Cumhuriyet ve demokrasi birlikte öyle güzeller ki. Kurtuluş Savaşı'nın başında bu mücadele başarıya ulaşırsa hükümet şekli ne olacak diye sorulduğunda Atatürk net bir cevap verir. Hükümet şekli zamanı geldiğinde cumhuriyet olacaktır. 1920'lerden bugüne aynı rotada ilerleyebiliyorsak eğer, bunu elimizdeki pusulaya borçluyuz. Hep doğru yönü gösteren o pusulanın üzerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler yazıyor. O pusulanın adı cumhuriyettir. Cumhuriyet, milli iradeye dayalı devlet düzenidir. Cumhuriyet, eşit yurttaşların onurlu birliğidir. Cumhuriyet, din ve devlet işlerinin ayrılmasını gerektirir. Ve demokrasi, cumhuriyetle en uyumlu yaşam biçimidir. Demokrasi ve cumhuriyet birbirinden güç alır, birbirine değer katar. Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı bir siyasi yapı da gerekir. Çünkü demokrasi, çoğunluğun yönetme, azınlığın var olma hakkı demektir. Özetle demokrasi, tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı rejimin adıdır. Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutan asıl güç insandır. Bugün bize düşen görev, cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında hakim kılmaktır. Bunun için Yunus Emre'ye kulak vermek yeter. Sen sana ne sanırsan, başkasına da onu san. Yani kendin için ne istiyorsan, başkası için de aynısını iste. Ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa, başkasına yapılmasına da izin verme. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Hatırla. Geçmişteki mahkumiyetliklerini. Anımsa. Cumhuriyetin sana sunduğu insanlık nimetlerini. Ödeme bir daha özgürlüğünün bedelini. Acılı coğrafyanın sancısı da insanı da bol olur. Sen nasıl da rahathane duvarların. Sanki güvenli kale. Sarılmak evlatlarına. Ya sen? Seyyar satıcı olarak başkan geliyor, kaldırır diyorlar. Biz şereftim ya! Nasıl da haykırmaktasın? Halkın neyine engel oluyorsunuz siz? Bu hak benim, istiyorum. Çünkü ben önce insanım diye. Ve zaferin senin bu. Kadınım diyebilmek ülkende. Peki sen? Nasıldır boya ustalığından ulaşmak fabrikatörlüğe, müteahhitliğe? Sevdiğini seçmek, işini seçmek, yaşamını seçmek ve bunlar için seçilmek, severek evlenmek diye tutturan genç adama, mutluluk hakkım diyen genç kıza, o hakkı veren ne olsa gerek. Anımsa İstanbul'u, karıştır hatıralarını,
boğaza doluşmuş yüzsüz donanmaların cüretkarlığını. Kız Kulesi'nin hüzün dolu sessiz ağlayışlarını. Unutma Konak'ta Saat Kulesi'nin zamana susuşlarını. Zulme, zalime sultanlık eden saraylıları. Milletin iradesini tek sese sıkıştırıp nasıl saklandıklarını. Dinin Allah ile kul arasında çiçeklendiğini unutanları. Yurdumun renk renk mozaik taşlarını zakkum dilleriyle söküp savuran iblisleri. Ve kıvılcımın o mavi gözlerde parlayışını. Kurdu, kuşu, dağı, taşı bir araya toplayışını. İstiklal aşkının tek bilek, tek yürek Anadolu'yu sarışını. Unutma Hasanların ilk kurşunu düşmana sıkışını. Unutma Kubilayları, onlar gibi canlarını bırakanları. Yokluktan ayağa kalkan fedakar milletini. Ailesini, yarini yarinini silenleri. Ocaklarımız tütsün diye cumhuriyet diyenleri. Susmayacak ezanın, inmeyecek bayrağın hatırına. Unutma, unutturma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini. İyi ki varsın ve var olmalısın Cumhuriyet. Cumhuriyet'i anlatır mısınız? Ha, Cumhuriyet demokrasidir, ekonomidir, medeniyettir, kültürdür, gençliktir. Gururdur, canımdır, vatanımdır. Bizim amacımızdır. Cumhuriyet bizim, biz Cumhuriyet. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, koskoca bir milletin varoluşu. Yok oluşa doğru giderken yeni baştan dirilişidir. Kurtuluş Savaşı'nın, Cumhuriyet'in ateşini yakanlardanız. Atatürk çocuklarıyız. Cumhuriyeti, kuranları ve yaşatanları çok seviyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. Geri baktıkça Atatürk'ün büyüklüğünü, zekasının derinliğini, ileri görüşlülüğünü anlıyorum. Cumhuriyet olmasaydı karanlıklar içerisindeydik. Reformları tamamıyla Cumhuriyet'te borçluyuz. İnsan haklarını, çalışma barışını, demokrasiyi Cumhuriyet'le birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet olmasa teknoloji diye bir şey olur muydu? Kadının özgürlüğüdür. Cumhuriyet kadınıya. Her şeyimi Cumhuriyet'e borçluyum. İstikbal demektir. Bütün bu genç çocuklar demektir. Çocuğumun geleceği. 75. yılda Cumhuriyet'in anlamı demokrasidir, insan haklarıdır, özgürlüktür. Başımızın tacıdır. Ne mutlu Türk'üm diye. 75. yılda Cumhuriyet'te birleşelim. Haydi, el ele tutuşalım. Ülkemiz işgal altındayken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Önce ülkemiz gibi işgal altındaki ulaşım, enerji, iletişim şirketleri yabancılardan satın alındı. Dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Ülkemiz demir ağlarla yürüldü. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bankalar kuruldu. Ekonomi hayat buldu. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı. Yurt dışına uçak sattı. Eğitimde de seferberlik başlatıldı. Latin alfabesine geçişle bilim dönemi başladı. Üniversiteler, enstitüler, halk evleri arka arkaya kuruldu. Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Dış politika altın çağını yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'nda halkımızın burnu bile kanamadı. Devrimler bitmedi. Çok partili döneme geçildi. Demokrasinin temelleri atıldı. Dünyanın en büyük ekonomik krizi ve İkinci Dünya Savaşı'na rağmen bu süreçte bir kuruş borç alınmadığı gibi Osmanlı'dan kalan borçlar da ödendi.
Ardından Türkiye sosyal demokrasi ile tanıştı. Ve tüm bu devrimleri Cumhuriyet Halk Partisi halkla birlikte başardı. En zor günlerde başardıysak bugün de başarabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında. Halk için yine halkın yanında. O gün umut ekildi bu topraklara. Geleceğin tohumları ekildi. Ve inancın gücüyle gelen bağımsızlık ekildi. Çünkü o gün günlerden 29 Ekim'di. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılı kutlu olsun. Yurttaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı dakikayı göremeyiz. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçleri yenmesini bilmiştir. Büyük Türk milleti. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşafiyle Fatih'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu diyene.